İnsan bedeni çok yüksek teknolojiyle üretilmiş bir internettir diyebiliriz. Yani bir kompütür olarak evrenin ve kainatın çeşitli seviyeleriyle, çeşitli katmanlarıyla temasa geçebilecek çok yüksek bir teknolojik sistemdir. Burada çeşitli hormonları, salgı bezleri ve salgıladığı çeşitli enzim veya kimyasallarla bunu yapabilecek çok özel bir donanıma sahiptir. Bunu çeşitli ibadetlerle, meditatif çalışmalarla, şekli bazı hareketlerle bu enerji frekansı yükseltilebilir. Çeşitli odaklanma, çeşitli besin, koku veya duman veya otlarla bazı kimyasallar salgılanabilir ve çeşitli derecelerden çeşitli bağlantı sistemleri kurulabilir. Bunlar kimi zaman sezgisel bir farkındalıkla, bir tamamen bedenden gevşeyerek meditatif bir halde veyahut bir transın çeşitli kademelerinden olabilir. Mesela bazı bağlantı esnalarında tüm kemiklere o kadar yoğun ağırlık binebilir ki o bağlantının ağırlığıyla çeşitli frekansların etkileri buraya aktarılabilir. Gerek şairlikle gelen ilhamlar, gerek çeşitli evliyaların, dervişlerin aktarımlarında, peygamberlerin vahiylerinde bu mekanizma ve sistem kurulur. Aslında kainatın çeşitli dereceleriyle, çeşitli katmanlarıyla, çeşitli bilgi frekanslarıyla bu beden vasıtasıyla, bedendeki bir sistemle temasa geçilir. Ama çok basit olarak her birimiz aslında bu sistemi hayatın içinde çeşitli şekillerde kullanırız. Mesela bir şeyi sezmek istediğimizde, bir şeyi fark etmek istediğimizde otomatikman beynimizdeki başta epifiz bezi olmak üzere, hipofiz bezi, tiroid bezi olmak üzere çeşitli hormonları kullanarak bu odaklanmaları yapabiliriz. Hatta bunları arttırmak için örneğin eski tarikatlarda çeşitli bitkiler, otlar kullanılmakta. Bugün ise bazı sanatçılar çeşitli ilhamları arttırabilmek, işte diyelim ki bir resmi daha sanatsal veyahut bir film senaryosunda çeşitli yine yardımcı elemanlar kullanmaktadır. Evet, bunlar dışarıdan çeşitli takviyelerle de arttırılabilir sistemlerdir ama istenilen en doğru ve güzel olanı sizin kendi varlığınızı tanıyarak kendi bedeniniz içerisinde bu kapıları şuurlu bir şekilde açabilecek halde olmanızdır. Yani nereyle nasıl bağlantı kuracaksanız bu bağlantının içsel taleplerini doğru oluşturabilecek aslında bir ibadet veya meditatif çalışmalarla, nefes çalışmalarıyla, meditasyon çalışmalarıyla, hareketli çalışmalarla bunu doğru bir şekilde kendinizi eğitmeniz de mümkündür. Mesela bazı kişilerin doğuştan geleceği hissetme ile ilgili yeteneği olabilir. Kimisi bunu falcılık olarak kullanır. Sadece işte insanlara gelecekle ilgili bazı aktarımlar yaparak bu yeteneğini sergileyebilir. Kim insanlar bunu gerçekten bir vazife olarak insanlara belli bir bilginin veyahut bir tesirin, bir enerjinin aktarımı içinde yapabilirler. Fakat sıradan her birimiz aslında bu yetenekleri yani varlığımızla, özümüzle, kainattaki çeşitli sistemlerle bu beden içerisindeyken de yani bedenli haldeyken de bedensiz sistemlerle irtibata geçebiliriz. Burada dikkat edilecek noktalar nelerdir? Şimdi eğer seviyeniz, titreşiminiz, meşgul olduğunuz alanlar neyse kainatın o alanlarıyla irtibata geçersiniz. Yani nasıl ki hangi apartmanda oturuyorsanız, işte o apartmanda belli bir komşularınız vardır, onlarla alışverişiniz, onlarla selamlaşmalarınız vardır. İşte iş yerinizdeki arkadaşlarınız ona göredir, okuduğunuz okuldaki arkadaşlarınız, dostluklarınız ona göredir.
Yani aslında belli bir frekansın içerisinde aslında belli kişilerle irtibata geçersiniz. Ruhsal sistemde de böyle. Sizin eğer çok fazla kendinizle ilgili sorunlarınız varsa, hayattan aşırı beklentileriniz varsa, bencilce çok aşırı istekleriniz ve talepleriniz varsa, bu sefer bunların yerine getirilmesi için bazı daha alt ve geri sistemlerle bir araya gelebilirsiniz. Özellikle çeşitli ruhsal deneyim çalışmalarında kişilerin egoları çok yüksekse ve bencilce sadece kendi çıkarları, kendilerini göstermek veyahut sadece nefsleriyle ilgili bazı alanlarda çalışmak istediklerinde bunlarda çok alt ve geri frekanslardan bağlantılar kurulur. Ve bu kişiler bir obsesif veyahut bir enerji tasallutu altına girebilirler. Burada dikkat edilecek şey bu kişilerin önce ego ve benlikleriyle ilgili sorunları çözdükten sonra bir tür çalışmalar yapmalarıdır. Eğer bu konuyla ilgili kendinize güvenir, yani sistemi fark etmiş olarak gerçekten bütünün hayrına bir şeyler yapmak istediğinizde ise göğün bambaşka kapılar açılmaya başlar. O zaman çok daha kaliteli ilhamlar başlar. Varlığınızın çok daha farklı katman ve seviyelerde bilgi akışları başlar. Herhangi bir soru sorduğunuzda cevaplanır. Sadece madde üzerine değil, bu madde ötesi alemlerde de cevaplanır. Beden buradayken kainatın çeşitli katlar ve katmanlarında seyahat edebilirsiniz. Bugün bunlar artık bilimsel deneyler olarak yapılmakta. Yani çeşitli meditasyonlar sırasında beyne bağlanan çeşitli ölçüm cihazlarıyla o anda beyindeki elektrik frekansları ölçülmekte. Ne kadar mutlu, ne kadar mutsuz, ne kadar derinleşti, ne kadar diyelim ki beyninde çeşitli hormonlar salgılanıyor, bunlar tespit edilebilmekte ve o anda aslında bağlantının aşamaları bile neredeyse teknolojik olarak görülebilmekte. Tarihte bugüne kadar o kadar çok aslında örnekleri vardır ki bu ruhsal bağlantıların. İşte kimisi gece kalkmıştır, tuvalette yazmıştır şiirini. Kimisi yatağına yazmıştır. Örneğin Mevlana aktardığı ifadelerin kendisinin de öğrenmek istediğini söyler ve yanındakilere der ki bu benden çıkanı ne olur yazın da ben de okuyayım, ben de öğreneyim der. Aslında birçok peygamberde de durum aynı şekildedir. Yani ümmilik vardır. Aktardığını, söylediğini bilmeme vardır mesela. Yani o anda kainatın dili olmak vardır. Bedenin bir radyo gibi aktarım cihazı olma hali vardır. Bizim burada yapacağımız, kolayca fark edeceğimiz şey şudur. Birincisi, evet, kainatın bir interneti vardır ve bu internete bağlanabiliriz. Seviyeniz ve frekansınız neyse, bu frekans ölçüsünde çeşitli bilgilerle irtibata geçebilirsiniz. Kainattan beslenebilirsiniz. Bilgiyle, tesirle, enerjiyle beslenebilir ve buradaki bilgileri hayatınıza geçirebilirsiniz. Hepimiz için her an göğün kapısı açıktır. Yeter ki niyetinizi ve frekansınızı doğru ayarlayın. Teşekkürler. Görüşme dileğiyle.